Bilgi Evi'nden herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz mini çileğin yapım aşamasını paylaşacağım. Kullanım alanı oldukça geniş ve yapımı da çok kolay. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Çileğimizi yaparken öncelikle 6 tane zincir çekiyoruz. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektikten sonra birinci zincirin içerisinden şu tığımı geçiriyorum. Ve minik bir halka elde ediyorum. Bu halkanın içerisine ikili trabzanlarla bademler yapacağız. Bademlerimizi nasıl yapıyoruz? 12 tane badem yapacağız. Öncelikle ilki şöyle 3 zincirli trabzan olduğu için normal bir şekilde yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Şimdi bademimizi yapalım. İlk başta zincirli trabzan yaptığımız için bademli trabzanı yapamıyoruz. Ama ikincisini yaparken uygulayacağız. Tığımızı doladık. Hemen boşluğa batıyorum. Tığımı çekeceğim ama bir defa çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Tığımı ikili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Ve tığımda 3 tane ilmek var. 3'ünü birden topluyorum. Bakın böylelikle küçük bir badem elde etmiş olduk. Araya bir zincir. Tığımı doluyorum. Hemen boşluğa geçirdim. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin hepsini birden topluyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Yine aynı şekilde tığımı doladım. Hemen boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Aynı şekilde ikili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin hepsini birden topluyorum. Ve bir tane zincir yapıyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Toplamda 12 tane olana kadar bu işlemi devam ettirelim. Evet, 12.yi de yapıyorum hemen. Yine bir tane zincir çekip başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirle de kilitledim. Hemen şöyle keselim. Bu bizim çileğimizin yaprakları. İpimizi de gizleyelim. Daha sonra diğer rengimize geçiş yapalım. İplerimizi gizledik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kırmızı rengimizi elimize aldık. Şöyle bir zincirlik herhangi bir boşluktan tığımı geçiriyorum. Buraya öncelikle ilmeğimi bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirli ilk trabzanımı oluşturdum. Hemen aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yaparak toplamda 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir zincirlik boşlukta 3 tane ikili trabzanım var. Hiçbir zincir çekmeden hemen yandaki bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm boşluklara hiç zincir çekmeden geçiş yaparak 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Sıranın sonuna kadar. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde yapraklarımız ayrılmış oldu. Yine hiç zincir çekmeden başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçirip ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi şuradaki boşluğa geçiş yapacağım. Buradan başlangıç yapacağım. Bu nedenle ilmek kaydırma tekniğiyle bu boşluğa kadar geleceğim. Yandaki trabzanın tepe noktasına tığımı geçiriyorum. İlmeği kaydırıyorum. Yandakinin tepe noktasına geçiriyorum tığımı. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve tam boşluğa gelerek yine ilmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincirle ilk trabzanımı oluşturdum. Yine aynı şekilde bu ilk sırada yapmış olduğumuz gibi üçlü üçlü ikili trabzanlar yapacağız. Hemen boşluğa, aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. Burayı da üçledim. Şimdi ilk başta 5 tane yapacağız. Bu birincisi. Yandaki boşluğa ikincisini yapıyorum. Yine geçiş yaparken hiç zincir çekmedim. İkinci. Yandakine üçüncü grubu yapıyorum. Dördüncü. Ve beşinci.
Artık bu aşamadan sonra çilek formunu vermeye başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Yine hiç zincir çekmeden tığımı doladım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa geçiş yapıyorum. 5 tane, 5 grup yaptıktan sonra bir boşluk atlıyoruz. Diğer boşluğa geçiş yapıyoruz hemen. Burası bizim çileğimizin kenarı olacak. Şöyle ilmeği birazcık daha sıkarak yapayım. Bir boşluk atlayıp diğerine geçiyorum. Yine bir grup oluşturdum. Şöyle katladığımızda kenarda kalan kısım olacak burası. Şu şekilde. Yine 5 tane yapacağız. Bu birincisini yaptım. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncü. Ve beşinciyi yapıyorum. Bakın zaten bir tane boşluk kaldı. Oraya ikili trabzan yapmadan hemen başlangıçtaki zincirli trabzanın tepe noktasına ilmeğimi bağlıyorum. Bakın şöyle olacak. Bu atladığımız yerler bizim kenarlarımız oluyor. Şimdi bir üst sıraya geçiş yapalım. Yine ilmek kaydırma tekniğiyle hemen önümüzdeki boşluğa geçiş yapıyoruz. Yine 3 tane zincirle ilk trabzanım. Hemen bir grup trabzan yaptım, 3 tane. Yandaki boşluğa da yapıyorum. Bu sırada da 4 tane yapacağız. Sonra bir boşluk bırakacağız yine. İkinciyi yaptım. Üçüncü grubu da yapıyorum. Ve dördüncüye geçtim. Yine atladığımız boşluğun üzerine geldik. Yine buradaki boşluğu da atlayacağız. Yine hiç zincir çekmiyorum. Hemen bu boşluğa atladım. Diğer boşluğa. Dört tane de yani dört grupta buraya yapacağız. Bir. İki. Üç. Üçü de tamamladım. Şimdi dördüncü son grubu yapıyorum bu sıraya. Yine bir boşluk atlıyoruz. Hemen başlangıçtaki zincirli trabzanın tepe noktasına yani üçüncü zincirine ilmek kaydırma tekniğiyle bağladım. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Oraya da 3 tane yapacağız. Hemen ilmek kaydırma tekniğiyle önümdeki ilk boşluğa geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirli ilk trabzan ve hemen yanına diğer trabzanları yapıyorum. Bu benim birinci grubum. İkinci grup. Üçüncü grup. Hemen bir boşluk atlıyorum. Diğerine geçiş yaptım. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yani 3 grup ikili trabzan yapacağım. Bu birinci grup. Yanına ikinci grup. Yine yandaki boşluğa. Üçüncü grup. Bir boşluk atlıyoruz. Hemen başlangıçtaki trabzanın tepe noktasına bağlıyoruz. Uç kısma doğru ilerledikçe grup sayımız azalıyor. Burada tamamını yaptık. Burada 5 tane, 4 tane, 3 tane. Şimdi 2 tane yapacağız. Yine önümdeki ilk boşluğa ilmek kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Hemen ilk grubu oluşturuyorum. Birinci grup.
Birinci grubu yaptık. İkinciyi yapıyorum. Boşluğu atlıyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Diğerine hemen geçiş yaptım. Yani arka kısmına. Buraya da iki grup yapacağız. Bu birincisi. Yanına hemen ikincisi. Şöyle başlangıçtaki trabzanın tepe noktasından da ilmeğimizi kaydırıyoruz. Yine bakın bir boşluk kaldı ortada. Şimdi oraya kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğiz. Bir, iki, üç tane zincirle ilk trabzan. Şimdi buraya da bir grup yapacağız. Buradaki boşluğu atlıyorum. Arkaya geçiş yapıyorum hemen. Arkaya da bir tane yaptık. Bir grup yaptık. Ve hemen döndürüyorum. Yine buradaki boşluğu atlayacağım için yandakine tepe noktasına ilmeğimi geçirerek kaydırıyorum. Bir tane zincirle kilitliyorum. Böylelikle çileğimizi tamamlamış olduk. Bu model aslında üzüme de uygun oluyor. Eğer bu şekilde bu renklerle yaparsanız çilek olacaktır. Bu gruplu yerleri mor yaparsanız da üzüme benzeyecektir. Üzüm ya da çilek formunda bir örgü. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer anahtarlık yapmak isterseniz diye şöyle ufak bir anlatım daha yapacağım. Bakın tepe noktasında 12 tane yaprak yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu tarafta. 3, 6 tane bu tarafta. Hemen 6'yı 6 bölüyoruz. Tam arasına tığımı geçirdim. Şuraya ilmeğimi bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yapraktan sonra gelen ilk boşluğa tığımı geçirdim. Şöyle sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir de çekelim, iyice kilitlensin. Böylelikle anahtarlık yaptık. Bu uç kısmı da zincirinizi takabilirsiniz. Hemen şunu da içeriye alayım. Ben daha sonra gizlerim. Bakın gayet hoş oldu. Şunu da içeriye alalım. Yapımı çok kolay. Çocuklarınıza da yapabilirsiniz oyuncaklarına. Buzdolabınıza böyle sıra sıra yapıp asabilirsiniz. Fırın kapaklarına yapıp asabilirsiniz. Mutfağınıza asabilirsiniz. İçerisine periletler geçirerek böyle sırasıyla aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Veya çocuklarınızın kıyafetlerinin tişörtlerine de dikip tatlı bir görüntü elde edebilirsiniz. Yapımı görmüş olduğunuz gibi çok kolay ve hızlı. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka bir örgüde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.